Geçen hafta bugün Cemal Kaşıkçı dostumuz ve aynı zamanda Türk Arap Medya Derneği üyesi olan Cemal Kaşıkçı bu kapıdan girmişti yürüyerek, fakat yürüyerek çıkmamıştı. Biz geçen haftadan beri bir talepte bulunuyorduk. Talebimiz şuydu: Cemal Kaşıkçı bu kapıdan yürüyerek girdi ama çıkmadı. Bununla ilgili fotoğraf da bugün medyaya düştü, dikkat ederseniz. Bütün dünya medyasında bu konuda bir kare düştü ve bu bile ispatlıyor her şeyi. İkinci olarak Sayın Konsolos ve Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın girip çıktığını iddia ediyorlar. Biz %100 Cemal'in girdiğini, yürüyerek girdiğini, ancak %100 yürüyerek çıkmadığını söyledik ve iddia ettik. Bu iddiamızın hala arkasındayız. Bir hafta oldu bugün itibariyle. Geçen hafta bugün Cemal Kaşıkçı arkadaşımız, dostumuz bu kapıdan girmişti. Fakat hala bu ana kadar bununla ilgili yeterli bir açıklama yapılmadı. Biz bütün bunlara rağmen, bütün kanıtlar, ulaştığımız yurt dışında ve yurt içinde ulaştığımız bütün yetkililer, konuştuğumuz bütün insanlar onun katledildiği konusunda ittifak ediyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen biz hala iyi niyetimizi korumaya çalışıyoruz. Umarız yaşıyordur. Ve bütün deliller bu anlamda Suudi yetkililerin bu konuda her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz. Fakat ilginç bir açıklama geldi ondan sonra. Suudi Arabistan konsolosluğu o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Dün Suudi Arabistan haber ajansı da bu haberi geçti. Sonra kaldırdı sitesinden. İlginç bir şekilde kameraların çalışmadığı yönünde. Fakat konsolosluk kendisi bunu açıkladı. Kameralarımız o gün çalışmıyordu diye Reuters'a veren beyan da bunu teyit ediyor. Peki neden o gün kameralar çalışmadı? Bu kameraları burada yöneten şirkete o gün kameraların neden çalıştırılmadığı yönde bilgi verildi mi? Biz bunu hala talep ediyoruz. İkinci olarak bütün hür dünyaya sesimizi yükseltmek istiyoruz. Ey hür dünya, Cemal'in bu olayının peşini bırakmayın, bunu takip edin. 21. yüzyıl bu olayı kaldıramaz. 21. yüzyılda olmaması gereken bir eylem bu. Umarız bütün dünya, hür dünya bunun peşini bırakmaz. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Amerikan Devlet Başkanı'na, Trump'a ve bütün dünyadaki yetkililere, gazetecilere ve basın yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu olayın hala peşini bırakmıyorlar. Tıpkı sizler gibi hala burada olup bu olayın gerçeğini, hakikatini ortaya çıkarman gazeteciler gibi hepinize müteşekkiriz. Ayrıca bütün dünyanın entelektüellerine, fikir adamlarına, gazetecilerine bir seslenişimiz var. Onlara sesleniyoruz. Diyoruz ki ey dünyanın entelektüelleri, ey gazeteciler, ey aydınlar, ey basın yetkilileri, lütfen bu olayın peşini bırakmayın. Cemal'in sesini olun. Cemal'in sesi susturulmasın. Cemal ya bir şekilde ortaya çıksın veyahut da katledildiyse, ki bütün deliller, ulaştığımız bütün deliller bunu ispatlıyor. Lütfen bunu ortaya çıkarsınlar. Bu olay uzadıkça onun katledildiğine yönelik deliller daha da ispatlanmış olacaktır. Ve aynı zamanda yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen elinizde olan bütün kanıtları artık gösterin. Çünkü aradan bir hafta geçti. Biz ve aynı zamanda ailesi de bunu yakından öğrenmek istiyor. Ve son bir şey, Suudi Arabistanlı medyanın şu anda bu olayı örtbas etmek için farklı iddialar, troll hesaplar üzerinden farklı şeyler yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu olayı aslında troll hesaplardan, bu olayı, katliamı işte şu ülke yaptı, İşte Türkiye bunun arkasında gibi iddialar saçarak şunu aslında ispatlıyor Suudi Arabistan'ın troll hesapları. Evet biz öldürdük ama onu başka ülkeye yıkacağız, bunun hesabını demeye getiriyorlar. Ve aynı zamanda dün yine düşen kareler şunlardı. Suudi Arabistan'dan gelen o gün Cemal'le aynı saatlerde, aynı zamanlarda buraya giren ve 1,5 saat sonra çıkan o yetkililerle ilgili bazı kareler de düştü. Bu da şunu gösteriyor. Bizim yetkililerde bununla ilgili bütün detayların olduğunu da gösteriyor. Biz bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz. Umarız yakın zamanda çıkar bütün bunlar. Efendim, çok sağ olun. Öldürüldüğüne dair delil dediğiniz nedir acaba? Elde yani ölmüş olabileceğine dair kanıt, delil. Efendim bir hafta geçti aradan. Hala dikkat edin, bu konuda bir şey yok, açıklama yok. İkincisi çıkışı yok. Cemal'in buradan çıkışını gösterecek hiçbir delil yok. Üçüncüsü daha ilk günden itibaren bazı Arap dünyasından yetkililer ve aynı zamanda Türkiye'den konuştuğumuz bazı yetkililer onun öldürülme ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyledi. Çünkü eğer öldürülmüş ve ceset burada olmuş olsaydı bizim yetkililer buna olur. Bir şekilde bu farklı bir yere götürüldü. İşte gelen uçağın bununla alakalı olduğu ifade ediliyor çok açık bir şekilde. Fakat biz bunun daha detaylarını istiyoruz. Öldürüldüyse bile bunun kanıtları ortaya konulsun. Bütün detaylar ortaya konulsun. Biz Cemal'i görmek istiyoruz. Arkadaşları, dostları ve Türk Arap Medyası'nın üyesi olması hesabıyla ondan dolayı buna sahip çıkıyorum. Çünkü dostum aynı zamanda derneğimizin üyesi. Ben bunun peşini bırakmam. Bir şekilde giderim. Çünkü yakın bir dostum ve bir insan dostunu bırakamaz. Ben o dostumla ilgili bütün bilgilerin ortaya çıkmasını istiyorum. Umarım yakın zamanda bununla ilgili detaylar çıkar. Bütün kanıtlar bunu gösteriyor. Ve Suudi yetkilerinde bütün Suudi haber sitelerine, gazetelerine baktığımızda onlar şunu teyit ediyor. Öldü ama bunu Katar yaptı, bunu Türkiye yaptı, bunu İhvan yaptı diye başka yerlere anlatmaya çalışıyor. Demek ki onlar öldürdüğünü biliyorlar ve bunu başkalarına atmaya çalışıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Umarım bu anti propagandaya karşı bizim cevabımız olacaktır. Cevap da bizim yetkililerin, Türk yetkililerinin ortaya çıkaracakları bütün o kanıtlar, videolar, o kişilerin gelip gidişiyle ilgili olacaktır. Onları da bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Türk yetkilileriyle sizin dernek olarak bir irtibatınız var mı? Evet, onlardan taleplerimiz oldu. Onlar bu konuda konuşuyoruz. Taleplerimiz var. Cevap verilmesini istiyoruz. Suudi yetkililerden aynı şeyi talep ettik. Ve biz bunun Suudi Arabistan'a yakışmayacağını, böyle bir şeyin olmayacağını tahmin ediyoruz. Umarız yoktur. Ama bütün deliller bunu gösteriyor. Her ne kadar bakın son birkaç gündür bütün sosyal medya üzerinde işte birçok kişiye yönelik, hatta zatıma yönelik böyle anti propaganda var Suudi medyasında. Üzülmesinler. Benim o konuda hiçbir anti propaganda, ben bir gazeteciyim. Dünya nasıl olup nasıl döndüğünü bilirim. Yapılan hiçbir anti propagandaya karşı da kendime oturup bu anlamda üzerime almam bunu. Fakat yaptığınız her eylemi bir terbiyesizlik olduğunu algılarım. Çünkü benim dostum. Bu başkasına da yapılmış olsa, dünyanın herhangi bir farklı bir yerinde bir kişiye de yapılmış olsa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Dernek olarak Riyad nezdinde bir girişimimiz var mı? Riyad nezdinde bir şeyimiz yok ama bunu yetkilerden talep ediyoruz. Yetkilerden öyle bir talebimiz oldu. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. Biz takipçisi, çünkü bizim taleplerimize bu anlamda cevap verilmiyor. Ve biz Suudi geleneğin de şöyle bir geleneği var. Asla bir devlet lideri çıkıp konuşmaz ve tabii üst yetkili genelde beyanlarla olur. Bugüne kadar bütün açıklamalar hep böyleydi. Ve bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Bunu da ancak üst yetkilerden talebimiz oldu. Bekliyoruz biz de herden. Bir hafta geçti. Geçen hafta bugün Cemal'imiz kayboldu. Efendim, Washington Post gazetesi bir fotoğraf paylaştı. Cemal Kaşıkçı'nın girişine dair bir fotoğraftı bu ama çıkışına dair herhangi bir bulgu yok. Neden geç paylaşıldı ve bu konuda inancınız var mı? Yani önümüzdeki günlerde çıkışına dair de bir fotoğraf karesi gelir mi? Ben şöyle düşünüyorum. Türk yetkililerin, Türk makamlarının bütün bu kareleri bütün dünyayla, liderleriyle paylaştığını düşünüyorum. Ve oradan bir cevap bekleniyor. O karenin buradan belki belli yerlere sızdığını düşünüyorum. Biz onların sadece dünya liderleri değil, aynı zamanda basınla da paylaşılma. Çünkü bütün dünya basını burada, olayı yakından takip eden dünya basını, o karelerin, o videoların basınla da paylaşılmasını istiyoruz. Sadece dünya liderleri değil. Tamam, bir talepler olabilir, dünyanın ortak bir tavrı buna karşı. Bunu bir örgüt mü yaptı, grup mu yaptı? Fakat gelen uçaklar Suudi uçaklar olduğu artık açıklandı, ortaya da kondu. İsimleri de belirtildi zaten, bu yayımlandı. O halde Suudi yetkililerin bu konuda bir açıklama yapma zarureti var, bunu yapmaları gerekiyor. Sayın Turan, الآن السلطات السعودية وافقت أن يدخل وفد المحققين الأتراك إلى داخل للتفتيش. ماذا لو خرج الأتراك وقالوا ليس هناك أي آثار لجمال خاشقجي؟ ماذا ستفعلون؟ نعم. طبعا أخي من أول يوم. Evet, arkadaşımız şunu sordu. Şimdi Türk yetkililere izin verildi buraya girmesine. Şimdi Türk yetkililer girdi ve çıktı. Dediler ki Cemal burada yok. Peki sizin tavrınız ne olur diye sordu. Arapçasının cevabını verip... Türk yetkililer öyle bir şey söylemedi. Az önce bir açıklama yapıldı. Buraya girebilmelerine yönelik izin verildi. Sadece izinle ilgili açıklama var. Ha? Sadece izin verildiğine dair açıklama var. İzin verildiğiyle ilgili, evet. Bir açıklama var. Evet. Şunu söyledim. Bizim Türk yetkililer emniyet görevlilerine izin verilmiş olabilir. Gelip bakın, o bizi ilgilendirmiyor. Biz Türk Arap Medya Derneği olarak talebimiz şuydu. Bize o kameraları gösterin. Bizim buraya girip teftiş etme hakkımız yok. Bizim böyle bir talebimiz de olamaz zaten. Bizim sadece kamera talebimiz vardı. O gün Cemal girdi. Bakın fotoğraf kareleri de düştü. Fakat yürüyerek çıkmadı. Biz bunun kamera görüntüleri yok diyorlar. Tamam, kamera görüntüleri yok. Peki o güvenlik şirketi, kamera hizmetini sunan güvenlik şirketine hangi sebeple kameraları kapattığınıza dair bir beyan verdiniz? O beyanı da lütfen bizimle paylaşın.